Ortama selam olsun. Hepinize selam olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Fehmet TV izleyenleri, Bir Büyüdükçe programından daha hepinize saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, bizleri evlerine misafir eden tüm izleyenlerimize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyenler, bu hafta Fatih Medreseleri Şehitlik Şubesi talebelerimizle beraberiz. Hafıza hazırlık bölümünü bu hafta misafir ettik. Misafir olarak aldık, sağ olsunlar, kırmadılar, bizi geldiler. Ben şimdi onlarla beraber inşallah sizi tanıştıracağım. Onlarla beraber hemhal edeceğim sizi. Baş başa bırakacağım. Daha öncesinde iletişim adreslerimizi belirtelim inşallah. Ondan sonra programımıza devam edelim. Büyüdükçe@fmtv.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 488-0216 alan koduyla 488-0488 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 532-582-5241 nolu telefonlardan da WhatsApp üzerinden soru ve önerilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bir de geçen haftalarda da malumunuz ilan etmiştik. Şöyle bir çalışma başlattık. Büyüdükçe programı olarak Türkiye'nin herhangi bir ilinden veya dünyanın herhangi bir ülkesinden programa katılmak isteyip şartlar veya mesafeler dolayısıyla katılamayan ama programımıza katılmak isteyen tüm kardeşlerimizi, tüm yavrularımızı ilişkin onlara bağlayıcı olarak bütün velilere, bütün hocalara, bütün işte abilere, annelere, babalara vesaire hepsine bir çağrı yapmıştık. Dedik ki çocuğunuzun, öğrencinizin, talebenizin, yeğeninizin videosunu çekin. Paylaşmak istediğiniz videoyu bizimle paylaşın. Biz burada yayınlayalım dedik. Geçen hafta sağ olsun birkaç videomuz geldi. Onların şu an düzenlemeleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren bunları yayınlamaya başlayacağız. Buradan tekrar çağrıda bulunmuş olalım. 532-582-5241 ne oldu? Telefonlardan da bize bu videoları WhatsApp üzerinden paylaşıp buradan ülke ismini, şehir ismini, çocuğumuzun ismini paylaşıp buradan size ulaştırmak isteriz. Bu minvalde inşallah verimli, başarılı bir program olmasını diliyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve misafirlerimize tanışmaya geçelim inşallah. Bu hafta malumunuz üzere gördüğünüz gibi farklı bir şey yaptık. Çocuklarımızın haricinde bir de kıymetli bir hocamız var. Bayram hocamız, Fatih Medreseleri Şehitlik kursumuzun hafıza hazırlık bölümündeki değerli hocamız Bayram Seri hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bayram hocam bu hafta misafir ettik. Dedik çocuklar kendilerini tanıtacaklar, hünerlerini sunacaklar, bizlerle beraber paylaşım yapacaklar ama dedik ki hem çocuklarla alakalı bu eğitimler nasıl oluyor, sistem nasıl yürüyor, bu çocuklar nasıl bir eğitimden geçip bu kadar güzel hale geliyorlar, bize böyle güzel sunumlar yapıyorlar, hepimizin gıpta edeceği şekillere geliyorlar. Bu işin perde arkasındaki asıl kahramanları olan kıymetli hocalarımıza da bu hafta mikrofonu uzatmak istedik. Bu vesileyle Bayram hocamız da bizi kırmadılar sağ olsunlar. Stüdyomuza iştirak ettiler, şeref verdiler. Tekrar hoş geldiniz diyorum hepinize birden. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok memnun olduk. Sizi çok beklettim biraz böyle. Konuyu çok uzattım herhalde. Ben şimdi çok daha fazla uzatmadan hemen şöyle sıradan sizi böyle tanışmak istesek olur mu? Sağ baştan başlayalım. Ondan sonra sıradan devam edelim. Hocam isterseniz önce hocalar olarak size başlayalım. Sonra talebelere dönelim. Olur hocam. Sizi böyle kısa bir tanıyalım hocam inşallah. Kısa bir tanıyalım. Hocam ismim Bayram Sele. 2000 yılında Fatih medreselerine giriş yaptım. Talebelik dönemimiz o zaman başladı. Hazırlık eğitiminden sonra Arapça eğitimine başladık. Yaşımız ilerlediği itibariyle bizi direkt Arapça bölümüne aldık. Orada elhamdülillah eğitimimizi tamamladık, icazetimizi aldık. 2006 yılından sonra da
hocamızın kontrolünde belli bölgelerde eğitimimize başladık. Stajyer olarak mı yoksa normal? Stajyer olarak eğitimlere başladık. Tabii ki kontrolde olan hocalarımız vardı. Bir sınıfta mesela bir büyük hoca, bir de biz yanında stajyer olarak, kontrol olarak, kontrollü olarak eğitimlere başladık hocam. O zamandan beri bu zamana kadar yani bu şekilde eğitim vermekteyiz. O zamanlar Arapça sınıflarına girdik. Arapça sınıflarında eğitim verdik ve stajyerliğimizi orada yaptık. Daha sonradan sübyan kurslarımızın ağırlık olması sebebiyle sübyan bölümüne geçme niyetimiz oldu. Ve elhamdülillah bu yolda da 3 senedir, sübyan eğitimciliğinde de 3 senedir belli bir yol kat ettik elhamdülillah. Böyle güzel yavrularımızı yetiştiriyoruz. Yani Allah bunun razı olsun. Sebebi gayet iyi. Mevlam başarılarınızın devamını ikram etsin. Amin. Bu genç yaşınıza rağmen aşağı yukarı bir 10 yıla yakın bu işin sadece eğitmenlik bölümü var anladığım kadarıyla. Maşallah Mevlam muhafaza etsin, muvaffak etsin. Allah razı olsun hocam. Bu gibi faaliyetlerinizde yani şu özellikle ufak çocuklar üzerindeki çalışmalara bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın çok ihtiyacı var. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz ki okul öncesi yaşındaki yavrulara normal eğitim vermek zaten özel bir beceri isteyen bir mesele. Kur'an eğitimi ve onu ahlaklı bir şekilde her şeyini ona yaşatmak, benimsetmek, sevdirmek, bu yaşta kıyafetiyle oturup kalkmasıyla bu iş çocuklara bu sevgiyi benimsetmek gerçekten özel bir mücadele istiyor. O yüzden mücadelenizle de size Rabbim fazlından ikram etsin. Amin. Tekrar tüm FMTV izleyenler adına da tüm Fatih Medresesi bünyesindeki hocamızı ve bütün camialarda, camiamızda ve bu hizmeti veren çocuklarımız için, Allah rızası için mücadele veren bütün hocalarımıza da Mevlam kolaylıklar versin. Hepinize amin. Selamlarımızı amin. İletiyoruz amin. Buradan. Amin. Gerçekten çok mukaddes, çok özel bir vazife yapılıyor. Ve dediğimiz gibi tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın da bu işe defaatle, aciliyetle ihtiyacı var. Mevlam muvaffak etsin. Amin. Evet hocam teşekkür ederiz. Biz şimdi asıl mikrofonun sahiplerine sözü evet. verelim inşallah. Ahmet'ten başlayalım. Ahmet'ciğim hoş geldin. Mikrofonu al bakalım eline. Hoş bulduk. İyisin inşallah. İyiyim hocam elhamdülillah. Ne kadar iyisin? Çok hocam. Heyecan var mı? Var hocam. Bir ufak var sanki. Ama sen mikrofonlara çok yabancı değilsin. Biz seni programlardan biliyoruz. Ondan sonra Ahmet, hocam Ahmet hiçbir programı kaçırmıyor. O yönden Ahmet'i ben tebrik ediyorum. Yok illa televizyon programları olarak değil. Normal medresemiz bünyesindeki dışarıdaki programları da. İcazet programları. İcazet programları, seminerler, genel toplantılar, sohbetler maşallah. Ahmet oralarda sürekli faal. Her tarafta boy gösteriyor maşallah. Mevlam devamını nasip etsin. Ahmet'ciğim şöyle seni bir tanımak istersek. Bize kendini böyle tanıtır mısın? Selamünaleyküm. Adım Ahmet Masum şöyle, Konuk. Selamünaleyküm. Adım Ahmet Masum Konuk. 8 yaşındayım. Bu Fatih Medreseleri Şehitlik Kur'an kursunda okuyorum. Buradan anneme, babama, abime, amcama selamlarımı iletiyorum. Amcanı çok seviyorsun galiba. Özellikle belirttiğine göre. Seviyorum. Allah muhabbetinizi artırsın. Bir şey demedim. Çok teşekkür ediyoruz Ahmetciğim. Siz şu anda ne yapıyorsunuz kursta? Kursta. Yani genel olarak eğitim olarak hangi eğitim, hangi sınıfta okuyorsunuz? Hafızla hazırlık şeyinde sınıfındayız. Bölümündesiniz. Çok iyi maşallah. Hedef ne zaman başlıyorsunuz kısmet olursa? Takriben bir iki ay, üç ay. Ben iki, üç ay başlayacağım. İnşallah. Allah'ım muvaffak etsin. İnşallah en kısa zamanda hafız olarak görmeyi de nasip etsin. Seni hafız olarak da buralarda misafir etmek istiyoruz inşallah. Başladığınız zaman da zaten çağıracağız. Misafir edeceğiz sizi. Allah nasip ederse. Tebrik ederim Ahmet'ciğim. Mevlam kolaylıklar versin. Çok teşekkür ediyorum. Bir de şu ismini soracağım sana. İsminin çok güzel bir ismi var. Manası biliyor musun? Biliyorum. Ne isminin manası? Ahmet seçilmiş kişi, masum, günahsız kişi, konuk da bugün
FM TV şey büyüdükçe programına konuk olan kişi. Evet, çok güzel oldu, kafiyeli oldu böyle. Seçilmiş günahsız misafir yani. Biz sizin hem seçilmiş hem günahsız hem de özel misafirler olduğunuzu çok farkındayız, biliyoruz. İnşallah Mevlam da bize o misafirlere uygun ev sahipliği yapmayı nasip etsin inşallah. Ahmetciğim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, devam edelim. Ya da müsaade isteyelim, bu tarafa geçelim. Muhammed'den devam edelim. Karşılıklı devam edelim. Olur mu Muhammed? Al bakalım. Sen mi aldın? Hadi senden devam edelim. Karışık olsun. Vazgeçtik. Tamam. Evet Muhammed'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Muhammed'ciğim, seni böyle bir tanımak isteyelim böyle. Sen de bize bir kendini tanıt bakalım misafirlerimize. Benim adım Muhammed Ali Türksever. Dön bakalım Ali abine şu kameraya doğru. Evet. Benim adım Muhammed Ali Türksever. Heyecan yapmaya gerek yok. Biz bize muhabbet ediyoruz. Kaç yaşındasın Muhammed? 6 yaşındayım. Evet. Şehirlik Kur'an kursu medreselerinde okuyorum. Hafızla hazır sırasında okuyorum. Evet. Sen kimlere selam söylemek istersin? Anneme, babama, amcama, dedeme, anneanneme selam gönderiyorum buradan. Evet, gönder bakalım bir selam. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve selamu aleyh. Aleyküm selam. Maşallah. Maşallah. Evet, aferin sana. Muhammed'ciğim, siz de Ahmet'le aynı sınıfta mısınız? Evet. Sen de hafıza hazırlık yapıyorsun? Evet. Ne zaman başlıyorsunuz, kısmet olursa? Var mı kafanızda bir tarih? Hocanız size bir... Verdi mi tarih? Biraz daha hızlı evet. Çalışırsak mı diyorsun? Çabuk başlayacağız. Sence? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ali'cinin sabah uyku problemleri var hocam. Biraz onları çözersek bir an evvel başlayacağız inşallah. Değil mi Ali? İnşallah. Evet. Sen bugün bize ne okuyacaksın? Muhammed'ciğim. Yüzünü okuyacağım. Bir de aşırı okuyacağım. Aşırı şeyi okuyacaksın. Aşırı. Oo. Evet. Bir de Babahayı okuyacağım. Babahayı okuyacaksın. Bayağı bir hazırlık yaptın yani. Evet. İnşallah. O zaman biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhammed'ciğim. Teşekkür ederiz. Efendim, teşrif ettiniz. Çok memnun olduk. Evet, mikrofonu alabilir miyiz? Müsaade ederseniz. Muhammed'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Muhammed Nur, nasılsın? İyiyim. Ne kadar iyisin? Çok. Ne kadar çok? Çok çok. Çok çok. Muhammed'ciğim, seni bir tanıyalım. Ben Nur'um, Muhammed Nur. Bak bakalım, Nur. Kameraya doğru bak bakalım şöyle. Muhammed Nur. Yesirkefi Kazakistan'da, Şimkent'te. Kazakistan'ın Şimkent şehrindesin. Değil mi? Evet. Evet. Ben 8 yaşındayım. Çok 8 iyi. Ben buradan anneme, babama, amcama, ablama, abime selam söylüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleyküm selam. Peki burada hangi kurstasın? Fatih Medreseleri Şehitlik Kur'an Kursu. Şehitlik Kur'an Kursu. Hangi hocada okuyorsun? Bayram Seli. Bayram Hoca'da okuyorsun. Evet. Evet. Böyle
Muhammedciğim böyle çok ciddi duruyorsun ama böyle sen heyecan mı var sanki bir bak. Bak bakalım bana. Var mı heyecan? Evet. Evet geçer inşallah. Biz burada muhabbet ediyoruz biliyorsun biz bize. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Evet. Sıkıntı yok. Bizim izleyenlerimiz çok maşallah diyorlar bize. O yüzden heyecan yapmaya gerek yok. Nazar değmez bize Allah'ın izniyle. Onlar devamlı bize maşallah diyorlar. Subhanallah diyorlar. Mevlam muhafaza etsin diyorlar. Bizim onlara ihtiyacımız var diyorlar. Ondan sonra Allah'ım onları korusun, muhafaza etsin. Onlar da insanlara hizmet etsin dedikleri için biz ona korkmuyoruz. Rahat rahat çıkıyoruz. Sen de heyecan yapmana gerek yok yani. Tamam. Tamam. Peki sen ne düşünüyorsun? Hedeflerin neler? Büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? İlim. İlim okuyacağım. İlim okuyacaksın? Evet. Maşallah. Ne ilmi okuyacaksın? Yani neyimden? Kur'an ilimleri okuyacaksın. Arapça. Arapça okuyacaksın. Sonra Kazakistan'a dönmek düşünüyor musun? Oradakileri de böyle bu işlere alıştırmayı düşünüyor musun? Evet. İnşallah. Mevlam muvaffak etsin. Kazakistan'a da böyle senin gibi böyle kaliteli insanlar, hocalar, hafızlar onların da çok ihtiyacı var değil mi? Evet. İnşallah biz de buradaki güzelliklerimizi, öğrendiklerimizi oradaki kardeşlerimize ne yapacağız? Dua edeceğiz. İnşallah. Maşallah sana Mevlam muhafaza etsin. Amin. Teşekkür ederiz Muhammedciğim. Sen bugün ne hazırladın bize? Ben bir sayfa yüzüne. Evet. Beyyine suresi. Beyyine suresi. Evet. O iddialı bir sure. Çok mu çalıştın? Evet. Maşallah. Tebrik ederim. Evet. Biz şimdi geçelim. Bakalım birazdan sana tekrar döneceğiz. Şimdi Ahmet'e dönelim tekrar. Ahmetciğim hoş geldin. Ahmet dedi ki herhalde hocam bize dönmeyecek galiba. Hiç bize sıra gelmeyecek. Bir atladık senden. Ondan sonra döndük dolaştık en son geldik sana. Sen baştan gelecek zannettin ama çok bekledik seni galiba öyle mi? Birazcık hocam. Biraz beklettik mi? Kusura bakma o zaman. Kızmıyorsun değil mi? Hocam ne kızması? Ne bileyim öyle baktın ki Ahmet ben dedim herhalde Ahmet kızdı bize. Tamam. Maşallah. Evet Ahmetciğim sen de şöyle bir tanıt bakalım kendini bize. Şöyle dön bakalım kameraya doğru. Benim adım Ahmet Berkay Akman. 6 yaşındayım. Evet. Köyüm Zonguldak. Fatih Medresesi. Fatih Medreseleri Kur'an kursunda okuyorum. Çok güzel. Hangi sınıfta okuyorsun? Şehitlik Kur'an kursu. Hangi bölümünde okuyorsun? Bayram Hoca'nın sınıfında. Tamam. Yani sen de mi hafız hazırlık okuyorsun? Evet hocam. Evet. Peki sen bugün ne okuyacaksın bize? Rabben Eylem 100. sayfa. Bir aşırı okuyacaksın öyle mi? İnşallah. Bir de 100. sayfa. Peki sen kimlere selam göndermek istersin? Babaanneme, dedeme, Şeyma'ya, anneme, babama. Evet. Hepsine selamlarımızı gönderelim diyorsun. Söyle bakalım. Selamlarını gönder bakalım. Nasıl gönderiyorsun bakalım. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Teşekkür ederiz Ahmetciğim. Peki sana şimdi tanışırken en sona beklettik. En sona bıraktık. En sona beklettik. O zaman okuyuşta da en baştan başlatalım seni. Olur mu? Sen şöyle bize güzel bir aşı şerif okur musun? Rabbena. Okurum. Okur musun? Senden başlayalım o zaman. Olur mu? Rabbena'dan mı başlayalım? Nasıl isterseniz? İsterseniz yüzüne sayfalarınızı alayım sizden. Ondan sonra aşı okuyalım. Sizce? Nasıl yapalım? Ezber okusak. Ezber okusak. O zaman şöyle yapalım. Senden ezber alalım. Ondan sonra da yüzüneler alalım. Ondan sonra onların ezberlerini alalım. Hı-hı. Olur mu? Şimdi kıymetli izleyenler takip ettiğiniz üzere hafıza hazırlık bölümünü bugün misafir olarak aldığımız için şimdi hepsi hafıza hazırlıkta Kur'an-ı Kerim'in nasıl yüzüne okunması gerektiğini
Onun önemine binaen hepsi, bütün hafızlarımız, hafız adaylarımız bugün Bayram Hocamızın kontrolünde. Bugün kursta okuyacakları sayfalarını bugün sizlere okumaya niyet ettiler. O yüzden hepsi Kur'an-ı Kerim'e geldi. Hepsi tabi caizse bugün burada size derslerini okuyacaklar inşallah. Ama onun evvelinde de bir Ahş-ı Şerif'le başlayalım. Şöyle gönlümüzün, kulaklığımızın böyle pası silinsin, böyle bir kendimize gelelim inşallah. Şöyle bir feyizli, muhabbetli, huzurlu şöyle bir aşırı dinleyelim. Sonrasında devam edelim. Olur mu? Başlayalım. Hadi o zaman sendeyiz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke te'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله سبحان الله لا قوة إلا بالله. Ahmetçim ağzına sağlık, teşekkür ederim. Hocam çok zor oluyor mu bu aşırı şerifleri ezberletmek veya böyle bu mahreçleri okuma kaidelerini böyle bu kadar güzel okutmak? Hocam illaki eğitim yani belli bir meşakkat, bir zahmet gerektiriyor. Ama elhamdülillah ki Allah yolunda bir eğitim verme fırsatı doğdu bize bu yoldan dolayı. Evet. Yani bundan dolayı sonsuz şükürler olsun Mevlamıza. Şimdi bunların eğitimine gelirsek hocam, şimdi çocuğu zaten bir kere alıyoruz yani ev eğitimi dışında ne yapmamız lazım önce Kur'an eğitiminden önce? Önce bir Kur'an'ı sevdirmek, önce bir medreseyi sevdirmek. Şimdi hal ve hareketlerini aşılamak. Aslında şifre burada diyorsunuz hocam yani. Yani sevgi, önce sevgi veriyoruz ki peşinden. Önce kendimizi sevdiririz, kursun medrese hayatını, medrese ortamını, mesela beraber yemek yemeleri, beraber oyunlar, işte ne bileyim beraber bir faaliyetler, bir top sahasına gitmek mesela bir de çocuk için ayrı bir güzellik. Çünkü bir medrese arkadaşlığı, bunu Mevla'nın verdiği bir bağlılık var burada, bir kolaylık var. Her şeyinden öte bu. Kim nasıl açıklıyorsa açıklasın ama gerçekten bu böyle yani, medrese arkadaşlığı başka bir şey. Tabii bu anlatmış olduğunuz her safhada sizinle birebir olmaları, ki her faaliyeti beraber yapmaları ayrı bir bağ tabii kuruyor bu, herhalde. Zaten işin önemli noktası bu hocam, püf noktası. İlla ki bırakmayacaksın yani hiçbir şekilde. Teneffüste, derste, yani oyun oynarken, sokağa çıkarken, kapıya gönderirken, kursa girerken bile. Çocuğun seni görmesi şart. Seni görecek ki takip edildiğini anlayacak, sevildiğini. Medresedeki bir varlığını. Yani ben buraya geldiğimde hocam kapıya geliyor diyecek yani. Akşam çıkarken beni bırakıyor. Senden ayrılıyor en son, seni aynen görüyor. Sabah kapıyı açtığı zaman hoş geldin de yine seni görüyor. Yani o ilgi alaka ona diyorsun, işliyor yani hocam. Elhamdülillah hocam. Hatta şu çok oluyor yani, bazı velilerimizle sürekli irtibatta olduğumuz için şunu diyor mesela, arıyor veli, ya hocam Berkay'da bugün böyle böyle bir hal var, neden? Abi sen ona böyle böyle yap diyorsun. Bir yönlendirme oluyor yani, bu bile artık etki aradaki ediyor sana. Tabii. Bağın kuvveti açısından elhamdülillah bunu gösteriyor bize. Evet. Velilerimizle beraber, talebelerimizle beraber biz bunu anlıyoruz hocam. Evet. Ahmetciğim, hocam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu gayretinizden dolayı, açıklamalardan dolayı. Şimdi Ahmet'ten başlayalım.
Önce yüzüne dersini alalım o zaman. Yüzüne dersi diyorum çünkü bugün öyle konuşmuşlar bugün, herhalde hocam çocuklar. Dersimizi bugün. Aynen hocam, o şekilde düşündük. Dedik ki bugünkü programımızda sınıfımızdaki günlüğümüzü kısa bir şekilde, özetli bir şekilde ekrandaki izleyicilerimizle aktaralım. Onlar da bizim gerçekten hani kursun içinde ne yaptığımızı anlasınlar istedik. Gerçi çoğu biliyor ama gene de biz ulaşamadığımız yerlere de ulaştırmak istedik bunu. Ekranlarımızdaki izleyicilerimiz de bilsinler. Çocuklarımızı dediğim gibi hocam, devam ediyorum, bölüyorum, özür dilerim. Estağfurullah. İlk medreseyi sevdirdikten sonra artık ilimlere yavaş yavaş başlamaları icap ediyor. Yani neden başlayacağız bunu? Bu elifbadan başlayacak. Tabi adapları öğrendikten sonra ya da adapla beraber elifba dersleri, Kur'an-ı Kerim dersleri. Elifbayı bitirir güzelce, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e başlatırız. Sonra Kur'an-ı Kerim'deki mahreçlerini, harf çıkış yerleri, talimleri, tecvid kaideleri. Bunları Kur'an-ı Kerim okumaya başladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'le beraber yapmaya başlarız. Çünkü bir yandan okuyup bir yandan bunu kafası alsın. Kaideleri nerede okuduğunu anlasın için. Biraz da yaşları ufak olması hasebiyle tecvid kaidelerini tam olarak zaten anlatamıyorsun. Ama sadece yani okuma olayları çok güzel oluyor. Ağızları mesela çok yatkın oluyor. Çünkü zayıf bir çocuk, hiçbir şeyden haberi yok. Her şeyi oluyor elhamdülillah. O şekilde hocam eğitimi de verdikten sonra tabii medrese başlama yaşımız çok önemli. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken biz çocuklarımızı medreselerimize dahil ediyoruz. Onların eğitimini o yaşta başlıyoruz elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Allah sizden razı olsun hocam. Hocam bu 4 yaş 4 ay meselesini inşallah size bir söz hakkı vereceğim. Onu biraz daha geniş kapsamlı inşallah sizden dinleyelim. Ama önce sayfalarımızı dinleyelim. Vakitimiz de çok geniş değil. O yüzden şimdi sizlere muhabbete doyum olmuyor. Çocuklarla muhabbet etmek de ayrı bir güzellik. Ama ben istiyorum ki İzleyicilerimiz de çocuklardan istifade etsinler. Nasıl Kur'an okuyorlar, nasıl aşır okuyorlar, nasıl ezber okuyacaklar. O evet, yüzden inşallah başlamış olalım Ahmetciğim. Evet Ahmetciğim, buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي إما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ السَّيِّئَاتِ نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أعوذ بك من ماذا الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ
في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم من النار وهم فيها كالحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Maşallah. La kuvvete illa billah. Ahmetciğim ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Allah nazardan saklasın. Yani bu okumakla beraber herhalde çok kısa bir zaman sonra biraz daha serileştirdiğimiz zaman hafıza başlamaya hak kazanacağız diyorsun yani. İnşallah hocam. Takriben ne zaman başlayacaklar hocam? Kısmet olursa. Okuma düzeylerine göre şimdi Nur Muhammed mesela biraz daha ileride hocam. Diğerleri işte Nur Muhammed'in bu dönemin sonunda mesela başlatmayı düşünüyoruz. Yani 2-3 aylık bir dönemimiz var. 2-3 ay daha hızlandırma yapıp ondan sonra hafızla inşallah başlayacak. Hızlandırma derken mesela benim şimdi dikkat ettiğim kadarıyla Ahmet mesela 3 dakika civarında okudu mesela bir sayfayı. Normalde kaç dakikada okuması lazım ki hafıza başlasın? 2 dakikaya denk geldiği zaman hafıza başlama seviyesine gelmiştir. Çünkü 2 dakikada çocuk bir sayfayı okuyabiliyorsa eğer o sayfayı anlaması da hafızaya alması da bir o kadar çabuklaşır hocam. Yani 3 dakika değil de 2 dakikaya aldığımız zaman bir sayfayı adam yarım saatte 45 dakikada... Bu okumada süreklilik gerektiren bir şey herhalde. Öyle hocam. Devam. Her gün olarak yani medresede, şimdi burada biz izleyicilerimize 4 sayfa okuyacağız ama biz medresede günlük 2 cüz okuyoruz. Peki ben size müsaade istesem şöyle 4 sayfa değil de şöyle yarım yarım okusak da ezberlerde yer kalsa olur mümkün hocam. Müdür tabii hocam? Tabii ki. Ne demek çünkü yani? Ben istiyorum ezberlerin de okusunlar. Vakit hesabı da yapıyoruz bir taraftan. O yüzden kıymetli izleyenlerimizden özür diliyoruz. İnşallah yarım yarım okuyalım. Ezberlerim yeriniz kalsın. Evet, Nur Muhammed al bakalım mikrofonun eline. Şimdi bir besbele çekelim bakalım. Hangi sayfa okuyacaksın bize? Bu. O sayfa okuyacaksın. O zaman şuraya kadar okuyalım. Şuraya kadar okuyalım, tamam mı? Hadi bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev rahimnâhum ve keşefnâ mâ bihim min zurril leleccû fî tuğyânihim ya'mehûn. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَنُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَزَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحَمَّدٍ أَعْزِنَا سَالِكْ çok güzel okuyorsun. Ben şimdi Muhammed okuduktan sonra biraz önceki ifadesi şimdi biraz daha anladım hocam. Yani okuma olarak hem okumanın akışı hem harflerin çıkışı serilik olarak da işte bu gibi diyorsunuz biraz daha hızlanacak ki aynen, hep Muhammed, beraber. Muhammed gibi Muhammed'den bir tık daha üstü diyelim. Yani o şekilde olduğu zaman hafıza başlama olayı olmuş oluyor. İnşallah. İnşallah Muhammed de inşallah en kısa zamanda hafıza başlamasını hayırlısıyla bitirmesini Mevlam ikram etsin inşallah. Muhammedciğim çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sen hangi ezberi okuyacaktın bize? Beyine. O zaman 2 dakika müsaade et. Hemen diğer Muhammed'e ver bakalım mikrofonu. Onu da yüzüne salalım. Muhammedciğim sen de bir yarım sayfa oku bakalım bize. İnşallah. Tam yarım oku hadi. Olur. Kendi sayfanı Kendi sayfanı da okuyabilirsin.
Sıkıntı yok. Nereden istersen oradan oku. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yu'tune ma atav ve kulubuhum ve ciletun annahum ila rabbihim raciun ila ike yusarri'un nefil hayratim hum laha sabiqun ve la nükellifu nefesen ila vüs'aha ve ledeyna kitabun yantiku bil hakkı ve hum la yuzlemun bel kulubum fi gamratim min haza ve lehum amalum min duni zalike hum laha amilun hatta iza ahazna mutra fihim bil aza bi izahum yec'erun la tec'eru le yevme inneküm minna la tunsarun kad kanet ayati tutle aleyküm fekünütüm ala akabiküm tenkisun. Evet. Sadakallahu azim. Sadakallahu azim. Muhammedciğim maşallahın var. Ne güzel okuyorsun öyle. Her gün dersin bu şekilde güzel mi okuyorsun? Yanlışsın mı okuyorsun böyle? Yoksa özel mi çalıştın bugün? Sence? Güldüğüne göre her gün güzel okuyorsun herhalde. Doğru mu? Evet. Maşallah sana. Evet. Allah muvaffak etsin. Muhammed bu gözlüklerin rengini sen mi seçtin? Çok hocam, yakışmış sana ya. Hocam şey, hocam babam seçti. Babam mı seçti? Evet. Oo, babam biliyormuş bu işi, ben sana söyleyeyim. Tam sana uygun seçmiş. Çok yakışmış. Babana söylersin hocam böyle dedi. Selam da söyle kendisine. Tamam. Evet Muhammedciğim, Allah razı olsun. Şimdi 2 dakika bekliyorsun, hemen sana tekrar döneceğim, ezberini alacağım. Tamam. Hadi bakalım. Evet Ahmet. Yine en son seni bıraktım, gördün mü? Hadi bakalım. Yüzüne sayfanı da oku bakalım, dinleyelim seni. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ tesbiku min ümmetin ecelehe ve mâ yestehirun. Sümme erselena rusulena tetra kulleme ca'e ümmete rasulühe kezzebühü fe etbe'ne ba'zahım ba'zav ve ce'alnahım ehad dis febuhten dalli kavmin la yu'minun sümme arselina Musa ve ahahı Harun bi ayetine ve
سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون صدق الله العظيم. Ahmetciğim, ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Böyle biraz böyle seni erken bıraktırdık. Çünkü neden? Vaktimiz çok az. Arkadaşların da ezberlerini okusunlar istiyorum. Tamam. Ama senin okuyuşundaki kalite zaten devamında nasıl okuyacağını bize gösterdi yani. O yüzden özellikle tekrar tebrik ediyorum. Böyle. Senin gözlüklerini kim seçti? Ben seçtim. Sen mi seçtin? Vay, sen de biliyorsun bu işi. Çok güzel yakışmış. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Profesör. Profesör? Mikrofonu al bakayım eline. Sen zaten benziyorsun profesöre. Evet. Niçin profesör olmak istiyorsun? Gözlüklerim. Pardon, anlamadım. Gözlüklerim. Gözlüklerim var değil mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Ha, profesöre zaten benziyorum diye, hazır benziyorum zaten profesör olayım geçsin diyorsun yani. Evet. İyiymiş. Ne profesör olmak istiyorsun? Makine. Makine profesörü. Çok mu seviyorsun makineleri? Evet. Oo. Lazım. Yani makine profesörlerinin de senin gibi güzel Kur'an okuyan, senin gibi peygambere benzeyen, giyimiyle, kuşamıyla, oturup kalkmasıyla, ahlakıyla, edebiyle bu işin hakkını veren profesörlere bizim çok ihtiyacımız var. Ondan sonra inşallah Rabbim hakkında hayırlısını ikram etsin. Ahmetciğim. Tebrik ediyorum. Niyetinden dolayı şöyle hafız bir profesörümüz olsun bizim de yani, değil mi? Değil mi? İnşallah. Allah'ım nazardan muhafaza etsin Ahmetciğim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık tekrar. Şimdi Ahmet'e verelim mikrofonu. Ondan da ezberini dinleyelim inşallah. Kur'an'ı niye kapattın Ahmet? Ya bak ezber okuyacağım anlayın yani bakmıyorum falan. Ondan mı? Tamam, kapat bakalım. Sakada gelmeyelim diyorsun ya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İqra ve rabbukal ekram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استعنى إنا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة كاذبة نادية خادية فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تضيعه واسجد واقترب
Elhamdülillah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Ahmetciğim ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ahmetciğim. Ağzına sağlık. Süpersin maşallah. Heyecanlarım var hocam, biraz mazur görelim çocuk. Biraz heyecanlarım var hocam, mazur görelim inşallah. Estağfurullah, mazur görmek derken o ne hattımız Bayram hocam? Yani bu çocuklar gelmişler, kalkmışlar, gelmişler. Hodri meydan diyorlar, kralına Hodri meydan tabiri caizse. Gelsinler, beğenmeyen varsa gelsin kendisi okusun demek istiyor yani burada. Adam çıkmış aslanlar gibi okuyorlar. Maşallah. Tamam, o kadar zaten ona takılma olmasa bize zaten nazardan çatlatırlar hocam. Tamam, o kadar olur. Hocam. Sıkıntı yok. Hayırlısıyla hiçbir problem yok maşallah. Mevlam en kısa zamanda hafızlıklarını görmeyi nasip etsin inşallah. Amin hocam. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın size ihtiyacı var çocuklar. Allah'ın izniyle. Kısa zamanda hemen sizi sahalarda görmek istiyoruz. İnşallah. Çabuk yetişin. Buradan da hocanıza böyle bir ufak şey yapmış olalım, notumuzu iletmiş olalım. Hocam inşallah hızlı yetişsin sizi. Evet, hemen geçelim Muhammed'e. Muhammed'cim, Nur Muhammed. Sen hangi sureyi okuyacaktın bize? Beyine. Oku bakalım Muhammed'cim hemen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله لا يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة رسول وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Maşallah, barakallah. Beyyine suresi normalde bilenler bilir hocam. Cesaret isteyen bir sure. Aynen hocam. Onunla ilgili küçük bir kıssam var programda. Çok uzatmak istemiyorum. Medreselerimizde hocalarımızın imtihan zamanları vardır. Bizim evet. Medreselerimizde hocalarımızın kontrolünde imtihan zamanları vardır. İmtihan zamanlarında şimdi hocalarımız şey yapıyor, bu sefer imtihanda Beyyine suresini soruyorlar. Hani millet artık bakmaya mesela unutmuş olanlar çıkıyor arasından. Ama elhamdülillah bizim öyle bir lüksümüz yok ki gördüğünüz üzere çocuklarımız bile bunları artık yuttu. Evet hocam, Allah razı olsun maşallah belli şeylerinden. Evet, kıymetli izleyenlerimiz inşallah programımızı bu hafta bu şekilde toparlamış olacağız. Gerçekten konularımız çok, misafirlerimiz aslında konuşacak çok şeyimiz var. Ama vakitlerimiz kısıttı. Bayram hocamızla uzun görüşmeler yapmak istiyorduk konu hakkında. İnşallah bir dahaki önümüzdeki günlerde tekrar misafir edeceğiz. Kursumuzdan farklı misafirlerle Bayram hocamızı tekrar inşallah misafir edeceğiz. İnşallah hocam. Daha geniş kapsamlı bilgiler alacağız kendisinden. Mevla hepsinden razı olsun. Yavrularımızı muhafaza etsin, muvaffak etsin. Tüm ümmeti Muhammed'in evlatlarını bu şekilde kaliteli, başarılı, muvaffak, güzel yavrular, güzel nesiller ikram etsin inşallah. Bizlere bu imkanı veren FM TV ailesine, tüm ekibimize ve siz değerli kıymetli misafirlerimize, izleyicilerimize, hepimize saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.